Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda Think Third and Seen filmini inceleyeceğiz ve sonrasında tabii ki de filme puan vereceğiz. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Filmdeki genel konu şu: genç bir çift George ve Catherine çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşınıyorlar. Çünkü George bir üniversitede akademik kadroda yer edinmiş. Bundan dolayı da hani yeni işine farklı bir yerde başlayacak ve taşınıyorlar. Tabii bu taşındıkları yer eski bir ev ve ruhani varlıklar var. Birçok korku filminde olduğu gibi yine burada da ruhani varlıklarla karşılaşıyoruz. Ancak bu ruhlar kötücül ruhlar değil. Bunu zaman içerisinde tabii ki de anlıyorlar ve ilk olarak bunu Catherine anlıyor. Yine de ikisi de, yani George da Catherine de, bu ruhlardan farklı farklı şekillerde etkileniyor. Çünkü George ve Catherine gerçekten birbirlerinden çok farklı insanlar. Genel anlamda film de zaten buna odaklanıyor. Yani George ve Catherine arasındaki ilişkiye dayanıyor ki bununla ilgili bir eleştiri yapacağım birazdan. Çünkü korku filminden ziyade George ve Catherine arasındaki ilişkiden yola çıkılarak yapılmış bir film. Film güzel bir film mi? Yani korku filmi arıyorsanız bu film istediğiniz gibi film değil. Ama psikolojik bir film arıyorsanız bu film istediğiniz gibi film. Filmin beğendiğim ve beğenmediğim yönlerini söylerken spoiler vereceğim. O yüzden videonun geri kalanını filmi izledikten sonra izlerseniz daha iyi olur. Eğer bu filmi illaki izlemek istiyorsanız ve bu filmi çok merak ediyorsanız. Filmin beğendiğim yönlerini söyleyeyim öncelikle. Çünkü beğenmediğim yönleri açıkçası biraz daha fazla ve uzun olacak. Beğendiğim yönleri gerçekten güzel mesajlar var. Güzel bir renk ve görüntü var. Yani filmi izlediğiniz zaman o renkleri, o görüntüleri gerçekten çok iyi bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Çok hoşunuza gidiyor. Bundan dolayı da yani İlk etapta özellikle, çünkü uzun bir film olduğu için sizi bağlaması gerekiyor. Aksi takdirde eğer sıkılırsanız bir an önce kapatmanız gerekiyor ve ilk 1 saat, 1,5 saat gerçekten de çok güzel bir şekilde bağlıyor sizi. Merak ediyorsunuz ne olacak, ne bitecek. Çünkü çok fazla size merak edecek şey bırakıyor. O müziğiyle, sesiyle, yani filmdeki işte o müzikler, sesler ve o gizem gerçekten de sizi filme bağlıyor. Ancak belli bir zamandan sonra öyle bir noktaya geliyor ki bu filmden kopmanıza neden olabiliyor. Yine de dediğim gibi ilk 1,5 saat için konuşuyorum. Gerçekten çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Ve bunun dışında hani görüntüsü, manzaraları, ondan sonra sesleri, müzikleri ve oluşturulan gizem ve merak duygusu gerçekten ilk etapta çok iyiydi. Filmi bırakmak istemedim ben. Filmi izlerken çok sürükleyici geldi bu yana. Bunun dışında söyleyebileceğim ne vardı? Oyunculuklar vardı. Oyunculuklar gerçekten harikaydı. Çünkü oyunculuklarda yani Amanda Seyfried ve James Norton, özellikle bence James Norton, yani George karakterini canlandıran aktöre bayıldım. Filmde psikolojik değişimlerin inanılmaz büyük bir yani farkı var. Filmin başındaki George ve Catherine karakteriyle filmin sonundaki George ve Catherine karakterleri arasında inanılmaz bir fark var. Özellikle George yani tamamıyla bir değişim geçiriyor. Tabii ki de özünde bir kötülük barındırsa da George çok iyi bir karakter değil, ama yani bahsettiğim kötülük şu anlamda, yani çok özgüvensiz ve kompleksli bir karakter olduğu için kendini ön plana çıkarabilecek, kendini ortaya koyabilecek, kendini toplumda etrafındaki insanların önünde daha böyle kabul görmek için yapmayacağı şey yok. Zaten aslında kimsenin bilmediği anlarda birçok şeyi yapmış. Bunu kimseye söylememiş sadece. Yalnız belli bir noktadan sonra bunu açık açık yapmaya başlıyor. Ve bu ruhani varlıkların da zaten bunda çok büyük bir etkisi var. Dediğim gibi yani sıfırdan böyle çok iyi bir insanken George inanılmaz kötü bir insana dönüşmüyor. Aslında George'da o potansiyel var. Yine de bu değişim gerçekten çok iyi bir şekilde anlatılmış. Zaten bu arada yönetmenler belgesel yönetmeniymiş. Yani hani bu bir şeylere
çok iyi, çok detaylı anlatma, bu adamların yani belgesel yönetmenlerinin sık yaptığı bir şey olduğu için. Çünkü belgesel yaptıkları zaman ne yapıyorlar? Her şeyi en ince detayına kadar bize anlatıyorlar. Burada da yani her şeyi çok iyi bir şekilde anlatmışlar. Bunların evliliklerini de, karakterleri de, işte bunların psikolojilerini de o kadar iyi anlatmışlar ki, George'u da bu şekilde çok iyi anlatmışlar. Catherine de birbirlerinden çok farklı olduğunu söylemiştim. George daha duygularına, içgüdülerine göre yaşarken, Catherine biraz daha böyle mantıklı. Yani evde bir şeyler gördüğü zaman, bir ruh varsa veya işte herhangi bir olay olduğunda bunun üstüne gidiyor, bunun üzerine araştırmalar yapıyor, kütüphanelere gidiyor ve bununla ilgili böyle hani herhangi bir şey varsa, mesela evin geçmişiyle ilgili, o evde neler olmuş ve gördüğü ruhani varlıklar mesela ona zarar verebilir mi, veremez mi? Bunları iyi anlamak için yani araştırmalar yapıyor, bunun üstüne gidiyor. Gerçekten de hani biraz da kendinden emin ve zaten bu arada Catherine inançlı bir kadın yani. George ise tam tersi. O kadar hani inançlı bir adam değil. Dediğim gibi birbirlerinden çok farklı karakterler, ne kadar evli olmuş olsalar da. Bundan dolayı da James Norton ve Amanda Seyfried gerçekten karakterlerini o kadar iyi canlandırmışlar ki yani çok iyi inandırıyorlar. Gerçekten de ben onları izlerken özellikle tekrar da söylüyorum, James Norton'ın George karakterinin canlandırışını gördüğüm zaman bayıldım yani. Tekrar tekrar bazı sahnelerini hatta izledim. Filmi çok beğenmemiş olmama rağmen. Beğenmediğim yönlerine geleyim. Artık beğenmediğim yönleri şu. Şimdi bu eve geliyorlar. Yani evde ruhlar var şimdi. Bunu belli bir yerden sonra anlıyoruz. İlk zaten onu anlayan kişi Catherine. Ancak filmde George ile Catherine'in evlilikleri o kadar çok incelenmiş ki yani ruhları falan unutuyorsunuz. Sürekli George ile Catherine'in işte tartışmaları, George'un Catherine'i aldatması, hem genç bir kızla hem meslektaşıyla, gerçi meslektaşıyla aldatma, meslektaşına yazıyor. Kadın hani uzak duruyor, uzaklaştırıyor kendinden. Çünkü Catherine'i seviyor yani. Tabii ilgilenmediği için, kötü davrandığı için Catherine George'tan hoşlanmıyor artık ve Catherine artık George'tan uzaklaştığı için yanlarına gelen, yanlarında çalışan bahçıvanla yakınlaşıyor. İşin enteresan tarafı, George aldattığı için Catherine de aldatıyor. Yani en tuhaf kısımlardan bir tanesi bu yani. Bu arada George bunu bilmiyor, fark etmiyor. Yani sadece bahçıvana kıskanıyor. Bahçıvana karşı böyle biraz daha soğuk ve ukalaca davranıyor. Ama hani kişi herkesi kendisi gibi bilir tavrında bir aslında davranış bu. Çünkü kendisi karısını aldattığı için karısını da kendisini aldattığını düşünüyor. Öyle oluyor ama yani kadın kendisini aldatmadan önce zaten bu davranışı sergiliyor George. Ve George gerçekten de artık yani Catherine'den uzaklaşmayı bırakın, Catherine'den artık nefret etmeye kadar gelmiş durum. Catherine de aynı şekilde George'dan nefret ediyor ama bunu birbirlerine söylemiyorlar. Yani bakın, farkındaysan hep George'dan, Catherine'den ve evliliklerinden bahsediyorum. Çünkü filmde sadece bundan bahsetmiş yani. George ile Catherine'in evlilikleri, George'un Catherine'i aldatması, Catherine'in mutsuzluğu, sonra bahçıvanda aldatması, George'un sonra Catherine'e şiddet uygulaması yetmiyormuş gibi Catherine'i öldürmesi. Yani Catherine'i böyle yaka paça dışarı atıyor. Sonra Catherine tekrar eve girdiğinde gidiyor Catherine'i baltayla öldürüyor yani. Bu arada bunların hepsi olduğu zaman çocuk evde, enteresan bir şekilde çocuk bunların hiçbirine uyanmıyor yani. Çocuk göğe uyuyor. Ama bu kadar şey olduğu halde yani kadın deliler gibi bağırıyor, bana yardım edin falan diye. Çünkü George artık aklını yitirmiş durumda. Bir sürü kişiyi öldürmüş ve karısını da zaten finalde öldürüyor. Ve bu arada karısını niye öldürüyor onu da bilmiyoruz. Dediğim gibi hani artık o ruhların herhalde etkisinde mi ne yani. Ama bu arada evde bir çocuk var. Çocuğu zaten hani enteresan bir şekilde bir görüyorsunuz bir görmüyorsunuz. Yani çocuğun var olup olmadığını bir türlü anlayamıyorsunuz. Sanki o çocuk böyle bir model olsun diye var. Yani orada çocuğun uyanmaması imkansız. Çünkü
Evde bir arbede yaşanıyor. Kadın merdivenlerden böyle sürtüne sürtüne işte kocası tarafından dışarı atılıyor. Ne bileyim işte telefonlar fırlatılıyor, yetmiyor. Baltayla George karısını öldürüyor. Ama bunlar hiçbirinde çocuk uyanmıyor. Hala odasında mışıl mışıl uyuyor. Çok enteresan gerçekten. Yani çok böyle saçmalıklar var. Yani gerçekten anlam veremediğiniz birçok şey var. Bu arada George'un bunu yapmasının sebebi de son noktada Catherine'in çocuğu alıp gitmek istemesi. Yani George çocuğu almasın diye Catherine de bunları yapıyor. Ancak sonrasında annesinin yanına gittiğinde yine çocuk ortalıklarda yok. Yani bıraksaydın da bari kadın çocuğunu alıp gitseydi. Hem kadını öldürdün hem de çocuk nereye gitti onu bilmiyoruz yani. O kadar enteresan ve anlamsız yani soru işaretinin olduğu bir film ki bir tehdit mektubu alıyor. Sürekli bütün film boyunca komada olan kadın uyanıyor meslektaşı bu arada. Meslektaşını öldürmeye çalıştı, komada kaldı. Sonra polis geliyor. Nedense meslektaşı ona bir tehdit mektubu gönderiyor. Yani hani normalde bu tarz bir karaktere sahip değil ki. Çok doğrucu, işte dürüst ve her şeyi dandan söyleyen bir karakter aslında. Çok gerçekçi bir karakterken orada böyle çok gizemli bir karaktermiş gibi. Mesela ben senin ne yaptığını biliyorum falan tarzında bir şey, bir not gönderiyor. Diğer taraftan da hastaneye polis geliyor ve ona her şeyi anlatacak. Yani George gidiyor ama nereye gidiyor onu da anlamıyorsunuz. Yani hani bir cehenneme mi gidiyor, yokluğa mı gidiyor, böyle alıyor işte gökyüzünden böyle ateşler falan öyle bir görüntü çıkıyor, haç çıkıyor. Bu filmin bu arada sonu yani. Gidiyor böyle bir yere gidiyor George ve film bitiyor yani. Filmin genelinde olanlar bunlar yani. Catherine'le George'un ilişkisi, sonra George'un Catherine'i aldatması, Catherine'in de bu yüzden George'u aldatması, George'un öldürdüğü insanlar, ne bileyim işte sonra bir yokluğa doğru, bir cehenneme, bir yerlere falan gitmesi. Bu yani film bundan ibaret ve bu filmin korku filmi olduğunu düşünüyorlar ama korku filmi falan değil. Bu film yani böyle bir psikolojik dram tarzı bir şey olabilir. Çünkü psikolojilerine çok yer verilmiş. Yani ruhları doğru düzgün görmüyorsunuz bile. Yani bir tane ruh var. Onu arada sırada görüyorsunuz. Catherine ile iletişime geçen bir ruh. Onun dışında yani hiçbir şey yok yani. Gerçekten hiçbir şey yok filmde. Ama dediğim gibi yani o beğendiğim yerleri söylediğim zaman filmle ilgili tek hoşuma giden nokta. Yani bu filmi mesela tekrar bir eğer bakarsam baştan sona izlerim demiyorum. Arada bir bakarsam sadece George karakterinin böyle sahnelerine falan bakarım. Çünkü gerçekten çok iyi oynamıştı. Yani James Norton harikaydı bu filmde. Ben bayıldım bu filmdeki performansına. Bu filme bir puan verecek olursam da ben o filme 10 üzerinden 4 puan veriyorum. Evet arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz? Think Third and Seen filmini izlediyseniz değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden yararlanmak için de zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.